İlk gününün son saatine giriyoruz. 25 Nisan Pazartesi gününün ve referans konuk diyelim hiç vakit kaybetmeden. Evet, bugün referans konuğumuz Ali Kurt, Kiptaş Genel Müdürü. Hoş geldiniz efendim KRT Stüdyosu'na. Böyle kısaca bir sorayım tabii, biz inşaat sektörünü konuşacağız. Bu ev almak hayal oldu, neden oldu, hepsini konuşacağız ama önce nedir bu Kiptaş, açılımı nedir, oradan bir başlayalım kısaca. Kiptaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir gayrimenkul şirketi aslında ama daha çok konut üretimiyle ön plana çıkmış bir şirketidir. Ama bu dönemde daha çok İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleriyle ön plana çıkmaya çalışan bir şirketiz. Yani şöyle desek yanlış mı? İBB'nin TOKİ'si desek yanlış mı? Doğru. Zaten TOKİ'nin de bu anki hali aslında Kiptaş'ın geçmiş dönemde bazı yaptığı aksiyonlar sonucu oluşmuştur. Şimdi bugün uzun uzun konuşacağımız çok başlık var. Çünkü işte ev almak hayal oldu dedik ama pek çok sorun var. İnşaat maliyetleri var, stok sıkıntısı var mı yok mu size soracağız. Önce bir ne oldu dememiz gerekiyor. Yapılan araştırmalar var, üniversite çalışmaları var. O araştırmaların, çalışmaların verilerini bir haberimizde izleyelim. Sonra konuğumuzla konuşacağız. Fiyatlar sürekli artıyor yani. Dünya üzerinde konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 10 şehirden 3'ü Türkiye'de. Artış kontrol edilemiyor. Bu durum Merkez Bankası verilerine de yansıdı. Verilere göre Türkiye'de konut fiyatları Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %96,4 artış gösterdi. Endeks değerleri ise bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da %106,3, Ankara'da %97,1, İzmir'de %90,1 artışa işaret ediyor. Elektrik, suyu, yeme, içme derken kartlarla birini yatırıyoruz, birini kullanıyoruz. O şekilde dönüyoruz. Tıpkı TÜİK verilerinde olduğu gibi Merkez Bankası verileri de bağımsız araştırmalarla örtüşmedi. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin satılık konut piyasası görünümü Şubat ayı raporuna göre konutta yıllık fiyat artışı %120. BETAM Mart ayı verilerini de duyurdu. Buna göre geçtiğimiz ay bir önceki yılın aynı ayına göre konut fiyatları %134,3 arttı. Geçen yılki fiyatların iki katıyla karşılaşan insanlar, aileler gerçekten kızgınlar. Artış oranı İstanbul'da %159,3, Ankara'da %116,6, İzmir'de %119,3 oldu. Konut fiyatlarında bir anda bir sıçrama yaşandı. BETAM verilerine göre konut fiyatlarında rekor artış Mersin'den. Fiyatların %172,7 arttığı Mersin, İstanbul'u bile geride bıraktı. Şimdi o hayalin sanırım en uzak halini biz İstanbul'da görüyoruz gibi görünüyor. Neden İstanbul'da bu sorun yaşanıyor? Önce bir genel itibariyle konuşalım ama elinizde veriler varsa. Şimdi farklı oranlar var. Hep böyle farklı kurumlardan farklı oranlar geliyor. İşte bu araştırmada da onu görüyoruz. Sizin elinizdeki veriler neyi gösteriyor? Neden hayal, uzak bir hayal İstanbul'da ev sahibi olmak? İstanbul'da maalesef son dönemde arz talep dengesinde ciddi bir bozukluk var. Bunun da en büyük sebebi ekonominin bu burhanlı döneminde inşaat maliyet girdilerinin enflasyonun çok üzerinde bir artış göstermesi. Bunun birçok alt kırılımı var. Burada çok teknik detaya girip kafa karıştırmaya gerek yok ama inşaat maliyetleri korkunç rakamlara geldi. Merkez Bankası'nın son geçen hafta açıkladığı verilere göre bile İstanbul'da ortalama konut satış metrekare fiyatı 14 bin lira. Bu 100 metrekare bir konutun 1.4 milyon TL'ye edinileceği anlamına geliyor. Metrekare 14 bin. 14 bin TL İstanbul'da. Şimdi 100 metrekare ne kadar oluyor? 1.4 milyon TL ki bunda finans maliyeti yok. Bugün bankadan kredi kullanarak bu daireleri almaya kalksak, hani devlet bankaları 1.6 gibi bir oran söylüyor ama devlet bankalarından bu dönemde kredi almak bayağı zor, ciddi şartlar gerektiriyor. Ama özel bankalardan kredi aldığınızda 2.6 katı bir finans maliyetine karşı katlanmak zorundasınız ki bu da maalesef konut edinimini her geçen gün zorlaştırıyor. Bunun en büyük sebebi maliyet girdilerindeki artış. Şimdi bu sizin verdiğiniz rakam sadece maliyet mi? Hayır, bu satış fiyatı. Satış ama satış fiyatı niye artıyor? Bugün konutların İstanbul'da maalesef bir konutun ortalama maliyeti 7500-8000 TL. Bu da an itibariyle yaparsak bunu. Fiyat farkı vesaire yok. Çünkü konut dediğimiz iş
minimum 18 ay ile 24 ay arasında gerçekleşen yıllara sarı bir iş. Burada fiyat farkı vesaire düşündüğümüzde bugün bir konutun ortalama maliyeti aslında 11-12 bin liralara geliyor. Bu da ne demek? 100 metrekare konutu zaten 1.1-1.2 milyon TL'ye mal ediyoruz. Bakın, İşçi, bütün masraflar içerisinde. Bütün masraflar dahil arsa maliyeti yok. Ki arsa İstanbul gibi yok. Arsa stoğunun tükendiği, tamamen doğal eşiklerine dayanmış bir kentte bu muazzam bir rakama denk geliyor. O yüzden İstanbul'da aşırı bir konut sorunu var. Bu sorunun diğer bir sebebi de maalesef arz talep dengesinin bozulması. Bu da en çok İstanbul'un dışarıdan çok göç alması. Özellikle yabancı nüfusu, göçmen, mülteci gibi nüfusların İstanbul'da kontrolsüz şekilde artması arz talep dengesini bozduğu için İstanbul'da maalesef konut edinimi her geçen gün zorlaşıyor. Şimdi haberleri aktarıyoruz. Bize hayal ama yabancılara daha kolay diye de maalesef. Sizin de elinizde vardır bilgiler değil mi? Onlar nasıl kolay alıyorlar peki, daha kolay ulaşıyorlar bize çünkü göre? Çünkü dövizin ülkemizdeki karşılığı en kötü doların şu an 14-15 katı evet. Türk lirasının karşılığı. Bir de yabancılara şu anda son dönemde özellikle yapılan teşvikler yabancı satışını oldukça arttıracak. Bu da İstanbul değil, Türkiye genelinde konut fiyatlarını aşırı artışına sebebiyet verecek bir düzenleme. Biz hep önerilerimizde sektörün bir temsilcisi olarak, sektördeki birçok paydaşla bu konuyu istişare eden biri olarak hep bunu söylüyoruz. Bununla ilgili özel düzenlemeler yapılması lazım. Maliyetler düşürülmeden Türkiye'de konut edinimi kolaylık haline gelmez. Şimdi o maliyetler mesela kaç kalemde İthal ettiğimiz ürünler de var bizim çok, değil mi? Evet, inşaat kaleminin %80'i maalesef döviz endeksi. Dövizin aşırı artışı maalesef konut maliyetlerini arttırıyor. Yani en basitinden örnek vermek gerekirse her yerde söylediğimiz şey inşaatın temel kalemleri demir, beton. Ya sadece demirdeki bir yıllık artış yaklaşık %300. Niye? Edinimi hem ham madde hem de enerjiyle bu. Yani İstanbul evet. Mesela demir, beton, seramik, bunlar inşaatın temel kalemleri, alüminyum, bunlar hepsi kaliteli enerjiyle, verimli enerjiyle üretilen malzemeler. Ham maddesi yurt dışından bazısının özellikle metal kısımda ihraç edilen malzemeler. Bunların hepsi döviz endeksli olduğundan, enerjiye aşırı zam geldiğinden, yani bir de bunun nakliyesi sonuçta tabii. Petrole dayalı. Bunlar katlana katlana geliyor ve aşırı derecede maliyete yansıyor. Ayrıca piyasada aşırı bir güvensizlik var. Bizim şu anda sektörde en büyük yaşadığımız sorunlardan biri tedarik zincirinde büyük bir problemimiz var. Yani bugün paranızla bile ürün alamıyorsunuz. Çünkü piyasada ürün tedarikçileri dövizdeki herhangi bir, yani bir güven sorunu var ekonomide. Ekonominin en büyük sorunu mu yine? Stoktan ziyade bir güven sorunu var. Bugün biz atıyorum döviz, yani dolar endeksi gidiyor genelde demirin alış fiyatı. Bugün piyasada herhangi bir hareketlilik, bir siyasi bir söylem, bir savaş ortamı, yani coğrafyamız da biraz karışık evet. Malum. Burada herhangi bir sorun olduğu zaman dolar 14'te olsa piyasayı 18'den fonluyorlar maalesef tedarikçiler. Ve bunu paranızla da alamıyorsunuz herkesi de. Çünkü ürünü sattığı zaman yerine koyamıyor. En büyük sorunlarımızdan biri bu. Bununla ilgili de bizim beklentimiz devlet kanadından, hükümet kanadından bazı düzenlemeler yapılması. Aksi takdirde bu maliyet artışlarının önüne alınamaz. Şu anda sektör durma noktasına geldi. Tabii pandeminin etkisiyle de bazı bataklar oldu. Bazı alet edevatı bulamıyoruz. Özellikle zemin iyileştirme malzemelerini tedarik edemiyoruz. Bu da ciddi sorun yaratıyor maalesef. Yine iş nereye geliyor? İşte kendimiz üretsek böyle olmaz değil mi? Tabii bir de ki, tabii enflasyonun ki. Daha gerçekçi açıklanması belki. Tabii. Şimdi dediniz ki demir %300 artmış. Tabii ki. Piyasa realitesiyle resmi veri realiteleri bir değil. Zaten bu Merkez Bankası'nın veri, yani 14 bin liraya niye satılıyor? Yani 3 bin liraya mal edilip 14 bin liraya satılmaz. Yani bu 11-12 lira aslında doğrulayan bir veridir. Merkez Bankası'nın verisi. Yani tüketici fiyat endeksi %70-80 yanlış hatırlamıyorsam. Ama piyasadaki realitesi bunun %200. Biz bunu yaşıyoruz piyasada. Özellikle dönüşüm projelerimizde çok ciddi bunun yansımalarını görüyoruz. Kiptaş'ın bir farkı var mı peki hani sektör geneline göre? Yani edinimle ilgili bir farkımız yok. Biz sadece bu dönemde özellikle bir kamu iştiraki şirketiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda biz şu anda tamamen sosyal faydayı ön planda tutan, karlılığı ikinci planda tutan projeler yapmaya çalışıyoruz. Yeni dönemde tamamen önceliğimiz kentsel dönüşüm. İstanbul'un ciddi bir yapı kırılganlığı var. Bu riskli yapı stoğunu nasıl iyileştiririz diye ciddi kafa yoruyoruz. Rakam ciddi var mı onunla ilgili yani hedeflenen? Şöyle söyleyeyim biz yani çok sıkıntılı bir yapı aldık tabii ama
dediğim gibi hedefimiz kentsel dönüşüm. İstanbul'da sadece 2000, yani 99 depremi milat alındığı için söylüyorum. İstanbul Planlama Ajansı'nın son açıkladığı verilere göre İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış yapı sayısı bağımsız birim değil, 750 binin üzerinde. Zaten 1.3 milyondu yanlış hatırlamıyorsam. Rakamları bu yani şey, yenilenmesi gereken, kentsel dönüşüme girmesi gereken. 1.13 milyon yapı var İstanbul'da. Bunun yaklaşık 750 binden fazlası 2000 öncesi yapılmış. 2000'den sonra bu yapım yönetmelikleri değişti. 2000 öncesi teknolojiyi biz açıkçası tamamen riskli yapı statüsünde düşünüyoruz. Yani 700 bin yapıdan bahsediyoruz. 700 bin çok fazla. Bu yapı planlaması bağımsız birim değil bu arada. Yani bunu 4 ile çarpsak 3.2 milyon bağımsız birim yapar. Bağımsız birim derken ne demek istiyorsunuz? Yani bir apartman bir yapıdır. Bir apartmanda 4 daire vardır. Aa, evet. Bunu 4 ile çarparsak ortalama hani çok ciddi vahim bir yapı stoğuyla İstanbul'da karşı karşıyayız. Bu iyimser veriler. Bunun dönüşümü için biz bayağı dert ettik. Bunun için bazı sistemler hayata geçirdik. Fena da gitmiyorduk. Yaklaşık bir yıl önce Temmuz ayında İstanbul Yenileniyor diye bir platform hayata geçirdik. Bizim oradaki amacımız inşaatlarında yapım maliyetine vatandaşlarımızı makul finansman seçenekleriyle işte İBB'nin paydaş şirketlerinin garantörlüğünde borçlandırarak riskli yapıların dönüştürülmesiydi. Bununla ilgili ciddi de talep aldık. İstanbul genelinde 116 bin bağımsız birimden yani 450 bin insanı etkileyen bir talep aldık. Ciddi aktif çalışmalar yürüttük ama her geçen gün maliyetlerin artışı sonuca gitmemiz de bizim önümüze tıkadı. Gene bir şeyler yapıyoruz ama büyük sorunlar da yaşıyoruz. Şunu kabul ediyor mu insanlar? Yani benim evimi yenileyin, ben üzerine para ödeyeyim. Ama tabii şimdi üzerine ödenecek para maliyet artışı neredeyse bir daire hatta iki daire tabii fiyatı oldu değil mi? Yani şimdi en büyük başta karşılaştığımız sorun insanların borçlanmasıydı. Çünkü geçmişte yapılan yanlış uygulamalardan dolayı kötü alışkanlıklar vardı. Bir konutuma beş konut alırım diye bazı yanlış projeleri hep emsal alıyordu vatandaşlarımız. Biz bu bilinci İstanbul Yenileniyor platformuyla aslında kırdık. Vatandaşlarımıza bir önce bize talepte bulunuyorlardı internet ortamında. Biz yasal durumlar hakkında bilgi veriyorduk. Gerekli çoğunluğu sağlarlarsa bir teklifte bulunuyorduk. Ve bunun geçerlilik süresi 90 gündü. Temmuz 2021'de. Ve biz şöyle bir iddiayla yola çıktık. İstanbul'daki riskli yapı stoğunun %50'sini bu sistemle dönüştürebiliriz. Çok da ciddi talep aldık. Fakat dövizde başlayan döviz hareketlenmeler maliyetleri aşırı etkileyince biz o gün 90 gün olan teklif süremizi 15 güne indirmek zorunda kaldık. Çünkü akşamdan sabaha maliyetlerde değişim oluyor. Tabii ki vatandaş da sabit bir ödeme planıyla bu işe girmek istiyor. Çünkü genelde riskli yapıda oturan hak sahiplerimizin hepsi alt gelir grubu, emekli kesim, ekonomik seviyesi belli. Önü açık bir borçlanmayı maalesef kabul edemiyor. Etmek istiyor adam önceliği can güvenliği insanların ama maliyetlerin altından kalkamadığı için maalesef çok büyük yani vatandaşlarımız açıkçası bu maliyetlerden dolayı riskli yapılarda kaderleriyle baş başa. Şimdi hani düşünelim eskiden emekli olunurdu bir emekli tazminatıyla ev sahibi olunurdu. Öyle insanlar olabilir. Şimdi o orta sınıf diye bildiğimiz insanlar kalmadı artık herkes alt gelir grubunda şimdi o borcu ödemesi zaten pek ancak zor değil geçindiriyor evini. Finans oranları çok arttı, banka faiz oranları, maliyetler aşırı arttı. Şöyle söyleyeyim, yani gene sistemimiz avantajlı. Biz hep vatandaşlarımıza diyoruz ki hızlı uzlaşın. Ama vatandaşların alım gücü o kadar zayıfladı ki bu borçlanmayı karşılayacak durumda değil. Yani düşünün biz 7 bin liraya bugün vatandaşı borçlandırıyoruz metrekare bazında. Bittiği gün 14 bin lira aslında karlı. Ama buna ödeme gücü yok vatandaşlarımızın. Aslında en kıymetli şey, hiç parayla ölçülemeyecek şey. İşte can güvenliği. Can güvenliği, evet yani deprem sıkıntısını konuşuyoruz. Keşke insanlar o parayı ödemeden devlet bu parayı ayırabilse ve o şekilde evleri yenilenip kendilerine verebilse ama... Biz Kiptaş olarak bir kamu iştiraki şirketi olarak sektörün ciddi bir temsilcisi. Yani şu an geçen yıl biz 14. büyük inşaat şirketiydik. Amacımız farkındalık yaratmak. Biz burada Kiptaş kefaletiyle vatandaşlarımızı uzun vadeli sabit krediyle düşük oranlarda borçlandırma hedefiyle yola çıktık. Bunu da yapıyoruz. Yani bugünkü piyasa oranlarının her türlü altında yapıyoruz ama dediğim gibi... Ne mesela kredi oranı? Mutlaka 3-4 puan altıdır. Ama şöyle düşünün yani 7 bin lira metrekaresi, 100 metrekare konut bugün yapsak 700 bin lira.
Bunu borç finans maliyetiyle beraber 1,5-2 milyona geliyor. Bunu nasıl ödeyecek vatandaş? Biz o yüzden hep devletten beklentimiz şudur. İnşaat maliyetlerini düşürecek aksiyonlar alması, artı özellikle riskli yapı statüsündeki vatandaşlarımıza düşük oranlı finansman seçenekleri sunması. Bununla bir de ilgili... hani zaten ev sahibi orada o zaman sıfırdan yapılmış, yani yeni alanla aynı parayı mı ödüyor ev sahibi olan da? Ev sahibi olanlar kesinlikle maliyetini ediniyor. Sadece yani şöyle maliyet. Düşünün, biz bitmiş bir projeyi alsanız, şu an işte Merkez Bankası verilerine göre konuşuyorum, metrekaresi 14 lira. Biz 7 liradan mal ediyoruz ve maliyetine veriyoruz vatandaşa. Yani aslında şunu yapıyoruz, eski arabasını veriyor, ufak bir, yani ufak dediğim maliyetine farkını ödüyor, yeni arabasını vermiş oluyoruz vatandaşa. Ama tabii dediğim gibi bu maliyet artışlarından dolayı devletin kesinlikle düzenleme yapması lazım. Aksi takdirde son yaptığı düzenlemelerle maalesef artarak konut fiyatları ve kira fiyatları artarak devam edecek. Kirayı da ayrıca konuşalım lütfen. Şimdi mesela dedik ya İstanbul Büyükşehir'in TOKİ'si diye. Şimdi TOKİ'ye bakacak olursak TOKİ'de de durum aynı mı bu son dönemde, yoksa onların mesela devletten aldığı destek vesaire daha farklı? Çünkü biz pek çok şeyde bu farklılığı görüyoruz. CHP'li belediyeler ve işte iktidarın kendi kurumlarına verdiği desteklerde o farklı iki tablo görüyoruz. Kiptaş'ın o anlamda yaşadığı sıkıntılar var mı? TOKİ'den farkı var mı? TOKİ'den çok ciddi farkı var. Nedir onlar? TOKİ bir kere devletteki arazi ediniminde ücretsiz edinebiliyor milli emlaktan. Artı maliyetlerle ilgili sübvanse edilebiliyor. Kiptaş da aslında geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından desteklenen bir şirketti. Biz göreve geldiğimizde 78 bin yaklaşık konuşuyorum. Bağımsız birimin temeli atılmış. 71 bin küsürü tamamlanmıştı. 7-8 bini bizim dönemimizde tamamlandı başlayıp ama sorunları olan projeler. Ama geçmişte İstanbul, yani Kiptaş'ın şu ana kadar bizden önce yaptığı projelerin %90'dan fazlası imar plan hareketleriyle oluyor. Bu aslında kötü bir şey değil. Sonuçta İBB'nin iştiraki olan, kamu yatırımı yapan bir şirket. Ama bu dönemde, yani geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arkasında olduğu bir Kiptaş varken, bu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin karşısında olduğu bir Kiptaş var. Biz göreve geldiğimizde çok ciddi bir borç yüküyle, yani ihalelere giremeyen bir Kiptaş devraldık. Neden giremiyor? Vergi borçlarından dolayı. Bizim genel müdürlük binamız ipotekliydi. Vergi dairesine borçlarımızdan dolayı yapılandırmak zorunda kaldık. AK Parti döneminden kalan borçlardan. Aynen öyle. Ben 2019 Ağustos'ta göreve geldiğimde genel müdür olarak 1 milyarın üzerinde borcumuz vardı. Yaklaşık 200 milyona yakın banka kredisi borcumuz vardı. Genel müdürlük binamızı ipoteklemek zorunda kaldık. Vergi dairesi bize haciz göndermesin diye. İhaleye giremiyorsunuz vergi borcunuz var diye. Biz bu süreçte bunları temizlemeye çalıştık. Artı biz yaklaşık 15 ay sonra genel kurulumuzu tescil ettiğimiz için aslında şirketimizi yönetebilir hale geldik. Yani ben yaklaşık 30-32 aydır yönetimdeyim, genel müdürüm. Ama bunun yaklaşık 19 ayını tam anlamıyla şirketi yönetebildik. Çünkü ben genel müdür olarak tapu almaya veya vermeye yetkim yoktu. Çünkü genel kurulumuzu tescil edemedik. Çok kriz bir yapı devraldık. Evet. Nasıl çıkarız dedik. Elimizde atıl olan arsalar vardı. Özel donatılar, proje yapamayacağımız arsalar. Bunları dedik ki ilk kez Kiptaşlar'ın da bir ilke imza attık. Müzayedelerle bunları halka açık satış yapalım dedik. İlk satışımıza bir hafta kala İBB Meclisi tarafından tüm gayrimenkullerimiz yeşil alana çevrildi. Bu tür zorluklarla karşılaştık. Bir yıl önce ben göreve gelmeden yaklaşık 1-1,5 yıl önce 300 milyon TL, bunu Büyükşehir Belediye Başkanımız da açıkladı, 1600 konutluk yaklaşık bir proje alanımız vardı, arsamız. Bunun 17 milyon ruhsat harcı vermişiz bir ilçe belediyesine. O ilçe belediyesinin meclis üyeleri tarafından verilen bir önergeyle yeşil alana çevrildi. Yani bu tür zorluklarla karşılaştık. Yani o diğer alanlarda kurulan barikat biraz yani cumhur maalesef, barikatı diyoruz yani biz bazen. İBB meclisi birazcık biz şunu istemedik hiçbir bu dönemde. Bir imar hareketi yapalım. Biz zaten dönüşüm projelerinde de farklı bir söylemle gidiyoruz. Biz imar artışı da bu dönüşümün olmayacağını düşünüyoruz. Sürdürülebilir olmadığını söylüyoruz. Bunun İstanbul'da birçok canlı örneği var. Biz bir imar hareketi istemiyoruz. İBB Meclisi'nden ekstra da bir destek istemiyoruz. Ama en azından sürecimizi manipüle etmesinler. Yani borç batağında bir şirket, vergi borcu var. Bunun çıkışı için bir yol arıyorum. Gayrimenkullerimi yeşile çeviriyorlar. Ya bir yıl önce siz bu malı almışsınız 300-350 milyona konut imarlığı. Ne oldu da bugün yeşil alana çeviriyorsunuz? Ve maalesef bunu yapanlar bir yıl önce masanın bu tarafında oturanlar. Şimdi siyaseten öbür tarafta oturuyorlar. Meclis üyesi bu arkadaşlar, eski genel müdür.
şu an bir belediye başkanı çıkıyor, buranın yeşil alan olması ile ilgili el kaldırıyor. Yani böyle şeylerle uğraştık. Tabii bunlar bizi farklı şekilde motive ediyor. Gene de bir şeyler yapıyoruz. Bu dönemde aktif çalışmalarımız var ama en önceliğimiz açıkçası kentsel dönüşüm projeleri. Hı hı. Yani işin inceliğini de tabii biliyorlar. Çok uzun süre İstanbul Büyükşehir evet. Belediyesi'ni yönettiler. Kiptaş ne zaman kuruldu örneğin? 93-97 gibi kurulmuş. Yani orada deneyim de olduğu için nasıl engellenebileceği konusunda da bir tecrübe var elbette. Ya geçmişte öyle hareketler yapılmış ki Kiptaş'ta. Bir arsayı alıyorsunuz, yeşil alan, kabaca söylüyorum. İmar getiriyorsunuz, proje yapıyorsunuz. Satışa çıkıyorsunuz, satamıyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis eliyle veriyorsunuz, başka bir arsa alıyorsunuz. Böyle çevre, bu yetkiler TOKİ'de bile İstanbul'da yoktu. Bakın çok iddialı konuşuyorum. TOKİ bile Kiptaş'ın İstanbul'da yaptığı bazı imar hareketlerini yapamadı. Ben devlette yaklaşık 14-15 yıl çalışmış bir insan olarak bunu söylüyorum. Şimdi bu güç iyi kullanılırsa, sosyal fayda anlamında kullanılırsa kötü bir şey değil. Sonuçta kamu iştiraki bir şirketsiniz. Ama geçmişte yapılan bu hareket, bu destek bugün tam aksi şekilde kullanılıyor. Ve biz bu şirketteki hani göreve geldiğimizde devraldığımız borcu biz yapmadık. Öyle bir hareket serbestisine ve imkanlara rağmen nasıl böyle bir borç olmuş peki sizden önceki dönemde? Ya onun da çok enteresan tabii hikayeleri var. Her biri farklı bir şey. Bunlarla ilgili zaten soruşturma dosyalarımız... Bir rant var mı orada tabii? Büyük bir rant var. Büyük bir açıkçası sıkıntılı süreçler olmuş. Özellikle bu banka kredileri Kiptaş'ın bayağı belini büyütmüş. Biz çok şükür bunları yakın zamanda kapattık. Şu anda Kiptaş herhangi bir özellikle bankalara hiçbir borcu yok. Piyasaya da herhangi bir borcu yok. Ama bu ciddi bir zamanımızı aldı, ciddi enerjimizi aldı. Bundan sonra daha aktif piyasada rol almaya çalışıyoruz ama maliyet artışları, tedarik zincirindeki bu bozulma da bizim hareket alanımızı biraz kısıtlıyor. Fakat motivasyonumuzu hiç kaybetmiyoruz. Tek önceliğimiz, tekrar söylüyoruz, İstanbul'daki riskli yapıların yenilenmesi. Bununla ilgili de çok aktif çalışmalarımız var. Bunu da yakında İstanbul'da herkes görecek. Evet, grafikleriniz de var. Onları da göstermenizi istiyorum. Şimdi borçları kapattınız ama maliyet artışı önünüze geldi. Biraz hareket serbestisini kısıtlayan durumlar sizin açınızdan ama yine de motivasyonumuz tam diyorsunuz. Evet, şimdi şunu baktığımızda Seçil Hanım, biz İstanbul Yenileniyor platformuyla şu ana kadar aldığımız başvuru sayısı 118 bin bağımsız birim. 434 bin insanımız yaşıyor burada. Bunlarla ilgili aktif kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyoruz İstanbul'da. Bunun İstanbul, bakın bu veriler çok organik veriler. Vatandaşın bizzat sisteme girip ben riskli yapıda oturuyorum, gel beni dönüştür dediği veriler. Haritaya baktığımızda durumun ne kadar vahim olduğu görünüyor. O kırmızılar ne oluyor? Kırmızı olarak şimdi, görünen. Şimdi buradaki noktaların hepsi bize başvuranlar. Sarılar birinci faz dediğimiz, maviler ikinci faz, kırmızılar şu anda aktif uzlaşma sürecinde. Birinci faz, ikinci faz nedir? Birinci faz şudur. İstanbul Yenileniyor da birinci fazda insanlarımız internetten başvurarak gayrimenkullerini, bağımsız birimlerini giriyorlar. Biz vatandaşın yasal durumuyla ilgili bir bilgilendirme yapıyoruz. Nasıl bir yol izleyeceğini yönergesini veriyoruz. Ön başvuru süreci ön başvuru gibi. Diyoruz ki 3'te 2 çoğunluğu sağla, kanun bunu öngörüyor. 3'te 2 çoğunluğu sağladıktan sonra biz size bir borçlanma teklifi sunacağız. Bazen de biz borçlanabiliriz eğer o bölgenin değerlerine göre teknik bir çalışma. İkinci fazda bunu sunuyoruz. Eğer ikinci fazda sunduğumuz borçlanmayı kabul ederse vatandaş, sahaya giriyoruz. İstedikleri projeyi yapıyoruz, uzlaşıyoruz, zikiyoruz ve yeni projesini inşa ediyoruz. Bununla ilgili İstanbul'da 4-5 bölgede somut uygulamalar yaptık. Ama maalesef burada da siyasi manipülasyonlardan dolayı ciddi vakit kaybediyoruz. Bakın bu veri organik veri. Bu bir istatistiki veri değil, bir ölçüm verisi değil. Vatandaşın bizzat kendisinin sisteme girip diyor ki ben riskli yapıda oturuyorum. Şu noktalarda olası bir kırmızı de... Kırmızı olanlar da ikinci faz yani ön başvuru... Kırmızı olanlar üçüncü faz. Şu anda uzlaşma sürecinde olduklarımız. Aslında uzlaşma veya değil. Bazısı kabul ediyor, bazısı etmiyor. Şu noktaların hepsi şu anlama geliyor. Biz riskli yapıda oturuyoruz. Bize el uzatın. Evet. Vatandaşın haykırışı. Bilinçli ama tabii ki alt gelir grubu bu vatandaşlar. Emekli vatandaşlar. Bizim evet. bunlara bir şekilde çözüm üretmemiz lazım. Olası bir depremde bu gördüğünüz noktadaki her yapı bir enkaza dönebilir. Allah korusun tabii ama ki bu, Allah korusun değil önlem yani almak Allah gerekiyor. Allah korusun ama elbette. Tabii ki bununla ilgili de önlem almamız gerekiyor. Biz bununla ilgili çok ciddi sürdürülebilir bir sistem hayata geçirdik aslında. Maliyetler eğer bu kadar aşırı artmasaydı bir anda İstanbul'da 150-200 tane şantiye aynı anda hayata geçirebilirdik.
Şu anda 6-7 tane şantiyemiz var. Yakında 5-6 şantiye daha açacağız. 2000-2500 tane daha bağımsız birimin dönüşümüyle ilgili aktif sahada çalışıyoruz. Tek derdimiz bu şu anda. Başka bir derdimiz yok. Yani bir proje yapalım, satalım, ekstra para kazanalım. Tabii ki gelir getirici bir tane projemiz var bu dönemde. Bir proje daha hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Oradan edindiğimiz finansmanla buraları sübvanse etmeye çalışıyoruz. Çünkü nakit akışınızı özellikle bu dönemde iyi yönetemezseniz, yani inşa başlamak kolay. Biz şimdi göreve geldik, 8 tane proje devraldık. 7800 tane bağımsız birim. Tapusu yok projenin. Finansmanı çözülmemiş. Devlete 110 milyon borcu var. Yani hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrolarını herkes biliyor. Yani başlamış olmak için başlamış 8 tane proje aldık. Şimdi başlamak ayrı bir şey. Bunu tamamlamak için ciddi bir, özellikle bu dönemde nakit akımını iyi yönetmek lazım. Bununla ilgili tabii ki kaynak geliştirici bir tane projemiz var bu dönemde. Pendik'te yapıyoruz. Onunla hep bu projeleri işte finanse etmeye çalışıyoruz. Ve bu dönemde Türkiye'nin en ucuz sosyal konutunu üreten kurum olduk. En son geçen yılın sonunda Tuzla'da, Aydın'da bir proje temelini attık. Türkiye'deki bir sosyal konut projesindeki en yüksek başvuru sayısına ulaştık. Tuzla, Aydın'la dediniz, evet, değil mi? Evet, 321 konut çıktık. 321. 21 konut. Metrekaresi 4800 liradan. O zaman İstanbul'daki konut ortalama satış fiyatı 12 bin liraydı. Şu anda 18 bin lira bu arada. Ve 164 bin başvuru aldık. Şimdi 4800 lira metre, benim matematiğim çok kötü, anlamışsınızdır sayın genel müdür, sözelciyim ben. Şimdi 321 konut inşa ettiniz. Biraz evet. İzleyicilerimiz de öyle duymak ister. Şimdi evet. Kaç liradan satıldı bu evler? 330 bin liradan sattık 2+1 evleri, yaklaşık fiyat söylüyorum. Şu an bu hayal mesela, değil mi? Size bir örnek vereyim. Şimdi biz bunu sosyal konutun kar amacı güdülmeden yapılabileceğini göstermek için yaptık. İlk projemiz Silivri 4 projesidir. 2020 Haziran ayında pandeminin sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde, daha yeni açıldığı dönemde temel attık. Asgari ücretin altında sabit taksi seçeneği sunduk. 220 bin liradan konutları verdik ortalama. 5 ay erken, Kiptaşlar'ında ilk kez bir sosyal konut projesini 5 ay erken teslim ettik. Şu anda maalesef vatandaşlarımız, yani biz evi olmayanlara o konutları verdik ama bu da bir ranta döndü. İnsanlar borçları hariç 800 bin lira ile 1 milyon lira fark bedeli olarak konutları devrediyor. Şimdi İstanbul'un maalesef böyle de bir sorunu var. Biz, evet, kamu iştiraki bir şirketiz ama yasal yetkilerimiz olmadığı için bunları da kısıtlayamıyoruz. Bundan sonra da böyle projeler mümkün mü? Yani sosyal bu kadar konut, bana göre evler. İstanbul'da gerçekten bir sosyal konut projesi yapılması bundan sonra çok mümkün değil. Devlet sübvanse ederse, bedava arsa bulursa belki yapar ama onun da bunu TOKİ'ye yapıldığı gibi, değil mi? TOKİ'den bahsediyorum. Bunu yapabilecek kurum Türkiye'de TOKİ'dir, en güçlü kurum. Ama bunu da yapabilmesi için İstanbul'un doğal eşiklerine ciddi baskı yapması gerekiyor. Ki gene de bu maliyetlerde, bu fiyatlara, yani Tuzla Aydınlı evlerdeki maliyetleri, satış fiyatlarının karşılanması şu an teknik olarak mümkün değil. Ne zamandı tarihi Tuzla'da? Aralık'ta, yani 330 bine ev sattığınızda. Aralık'ta temelini attık. 2021 Aralık'ta temelini attık. Hızla ilerliyoruz. Çok kısa sürede inşallah tamamlayacağız. Bir daha da öyle bir proje olmayacak. Ve şu anda İstanbul'da da devredenler kaç katına devrediyor diyorsunuz? Şu an devir hakkı vermiyoruz inşaat bitene kadar. Ama bittikten sonra insanlar borcu sonuçta devam ediyor. Sabit taksi seçeneğiyle bunları devrediyorlar. Orada da bir ranta dönüyor. Biz aslında evi olmayanlara bu evleri veriyoruz. Bakın Kiptaş bu dönemde, geçmiş dönemde Kiptaş'tan konut alanlara ev vermiyor sosyal konutta. Süzüyoruz onları. Evi olmayanlara veriyoruz. Ama mesela ailede benim yoktur, eşimin vardır, babamın vardır. Ebeveynlere vermiyoruz. Çocuklarda olabilir. Gençlerin de önünü açabilmek açısından şey yapıyoruz ama kesinlikle bunu çok ciddi süzüyoruz. Şeffaf bir şekilde kura çekimlerimizde, canlı yayında, sosyal medya hesaplarımızda, YouTube hesaplarımızda yayınlıyoruz. Hiçbir orada bir tavizimiz yok. Şaibesiz bir şekilde, kesinlikle, diyorsunuz. Kesinlikle. Hepsi kayıtlı kuyutlu. Bizde hiçbir sıkıntı yok. Gelir durumuna da bakılıyor mu? Gelir durumuna bakmıyoruz. İstanbul'da evi olmaması ve İstanbul'da en az bir yıl ikamet etme şartı arıyoruz. Bunu sağlayan herkes bizim sosyal konutlarımıza başvurabilir. Şimdi sosyal konut üretiminin önündeki en büyük engel İstanbul'da özellikle imarlı uygun arsa stoğu kalmadı. Zaten şehir o kadar doğal eşiklerine baskı yaptı ki. Yani yeni konut üretmeni de biz, yani şimdi bir konut üreten bir şirketin genel müdürü olarak söylüyorum onu. Yeni konut üretmeyi de doğru bulmuyoruz. İstanbul'da bundan sonra yapılacak en öncelikli şey, sektörü de hani
ayakta tutabilmek adına riskli yapı stoğunu dönüştürmek. Zaten var 700-800 bin tane riskli yapı. Bunu yani riskli yapı statüsüne girebilecek yapı. Bunları dönüşümü için sektörü teşvik ederse devlet, bu yapıları yerilersek, burada zaten fazla bazı imar yoğunluklarından dolayı fazla konut da çıkacak. Piyasanın arz talep dengesini bir nebze yönetebiliriz. Ama her şeyden önce İstanbul'u olası bir depreme karşı hazır hale getiririz. Bence sektörün tamamen buna kanalize olması lazım. Evet. Devletin bununla ilgili düzenleme yapması lazım. Şu an İstanbul'da zaten aşırı bir yoğunluk var. Yani doğal eşiklere dayanmışız. Yani bazı vatandaşlar diyor ki Kiptaş çok konut üretsin, kiraları düşürsün. Nerede üreteceğiz? Doğru değil. Evet. Yani sosyal konut üretmek de aslında şu an İstanbul için maalesef alt gelir grubu çok vatandaşımız var ama çok doğru bir şey değil teknik olarak. İstanbul ve özellikle Marmara bölgesinin dış göçe teşvik edecek Anadolu'da cazibe merkezleri yaratarak buranın yoğunluğunu azaltmamız lazım. Aksi takdirde bu şehri biz ayakta tutmamız çok ama çok zor olacak. Aslında işte iktidarın politikalarıyla çok birbiriyle bağlantılı zincirleme gidecek politikalarla çözülecek bir süreç ama keşke şunu anlasak, can sağlığından, candan önemli hiçbir şey yok ama genelde biraz da bu kavgaya da dönüşmüş durumda ya, iktidarla muhalefet arasında biraz maalesef eli kolu bağlama durumu. Dilerseniz o gösterdiğiniz grafikleri bu tarafa da aktarabiliriz. Göstermedikleriniz var, onlara da bakalım. O Silivri galiba değil mi? Evet, biz yeni dönemde özellikle 220 bine ev satılan. Evet, Silivri sosyal konut projemiz bu. Biz Silivri'yi yaparken şöyle bir, biz ilk göreve geldiğimizde dediler ki bu kadar borç batanda nasıl konut üreteceksiniz? TOKİ'yle nasıl mücadele? Biz dedik ki TOKİ'yle mücadele etme gibi bir misyonumuz yok. TOKİ bir devlet kurumu. Ama biz sosyal farkındalığı ön planda tutan az ama öz iş yapacağız. Ve Türkiye'nin en iyi sosyal konut üreteceğiz dedik. Silivri'de bunlardan biridir. Bu bir sosyal konut projesi. Daha yakın plan çekimini göstereyim. 220 binden evet, satılan evler 40'ı yeşil alan olan, içinde göleti, bunun rekreasyon alanı olan. Söyleyelim. Bunu yeni ne zaman? Ocak, Şubat, Mart ayında teslim ettik. 2020'nin Haziran'da temel attık. 19 ayda teslim ettik. Kiptaş tarihinde bir ilktir. 1446 konuttu. Bağımsız birimdi yanlış hatırlamıyorsam. 1396 konut, 50 ticaret. Yani 1446 bağımsız birim. Bunu biz 5 ay erken teslim ettik ve pandemi de temelini atmıştı. 220 bin dedik değil mi fiyat? Burada ortalama 2 artı birler 220 bin, 3 artı birler 300 küsür bin liralardan satışa çıktık. Çünkü kaç yıl önce aldılar mesela? Hani bu artışları hep konuşuyoruz ya, enflasyon %61 ama her biz şey. Biz Silivri'nin temelini attığımızda demir 3300 liraydı. Şu anda demir bugün itibariyle 15.700 lira. %350 arttı. 5 katına yakın mı? %350 doğru arttı. Doğru hesapladın mı? Evet. Tamam, çok yok arttı. Çok doğru değil. Çok doğru değil. Evet. Şimdi tarih olarak ne zaman ama yani şunu merak ediyorum. 220 bin liraya İstanbul Silivri'de. 19 ayda arttı bu. 19 rakam. Ay. 19 ayda neredeyse 8 demeyeyim 7 katı falan bir fiyat oldu. 6-7 katı fiyat arttı. Yani 2 yıl önce evet, Silivri'de 220 bin liraya Kiptaş'tan bir ev alabilecekken şu an bu hayal olmuş. Böyle bir konut diyoruz. Üretilemez artık İstanbul'da. Mümkün değil. Mümkün değil yani. İstanbul'da değil, Türkiye'nin herhangi bir yerinde de üretilemez bu maliyetlerle. O yüzden bizim hükümetten beklentimiz inşaat maliyetlerini düşürecek aksiyonlar almaları. Bu nedir? İnşaat girdileriyle ilişkin KDV düzenlemesi yapması. Bunlar da mesela %18 KDV'yi %1'e düşürsün. Artı, o rahatlatır mı? Bir çözüm olur mu? Ya %18 bir anda maliyetlerde indirim yapar kafadan. Artı inşaat malzemeleri üretimi dedim ya, enerjiyle ilgili. Bu sanayideki yapılan bu enerji ürünü, doğalgaza, elektriğe yapılan zamlarda da bazı düzenlemeler yaparsa maliyetlerde ciddi bir indirim olabilir. Bir de kamu bankaları özellikle ilk evi olan vatandaşlarımıza, ilk eve edinecek vatandaşlarımıza ya da riskli yapıda olup yapısını yenilemek isteyenlere ekstra finans seçenekleri sunarlarsa biz bu işi kurtarma ihtimalimiz olabilir. Aksi takdirde gerçekten sektör durma noktasına gelecek. Sadece yabancıya satışla şu son dönemde yapılan düzenlemeyle bu işi sürdüremeyiz. Yani belli projeler satılabilir ama hem ülkenin demografik yapısında bir sorun oluyor hem sosyolojik yapısında bir sorun oluyor ve bu gerçekten zam olarak dönecek konut maliyetlerine, satış fiyatlarına. Zaten şu anda muazzam bir artış var. Yani arz talep dengesi o kadar bozuldu ki İstanbul'da özellikle.
Yani bununla ilgili mutlaka bir düzenleme yapılması gerekiyor. Sektör temsilcileri masaya hep beraber oturursak... Hiç böyle bir temas var mı iktidarla bu taleplerin iletildiği toplantılar? Arka planda sadece ikili ilişkilerle var ama kurumsal bir temasımız maalesef yok. Biz bunları sosyal medya hesaplarımızdan bazı tespitlerimizi, sahada yaşadığımız aksiyonlarımızı duyurarak, sesimizi işte sizlerin kanalıyla duyurarak bir şekilde sesimizi işitmelerini sağlamak istiyoruz ama maalesef şu an bir düzenleme yok. Tabii şimdi biz böyle vatandaş açısından bakıyoruz, sektörün sıkıntılarını da konuşuyoruz elbette ama öte yandan mesela inşaat sektörü dediğimiz, elinizde öyle bir rakam var mıdır bilmiyorum ya da belki tahmini olarak bize söyleyebilirsiniz. İnşaat sektöründen karnı doyan ne kadar insan vardır? Çok büyük bir sektör değil mi? Çok büyük bir sektör. Şöyle söyleyeyim yani ortalama 1000 konutluk bir projede yaklaşık 600-700 kişi çalışır. Ama şu an üretim, yani şimdi inşaat sektörü tabii ki inşaat son dönemde çok kötü yönetildiği için, yani kötü projeler yapıldığı için, özellikle İstanbul'da yoğunluğu çok arttırıldığı için biraz antipatik bakılıyor. Ama sektör çok ciddi, en az 10-20 yan dalı destekleyen bir sektörden bahsediyor. Bu sektörü ayakta tutmak zorundayız. Evet. Ama bunu tutarken de şehrin... yani İstanbul'u özellikle şehircilik anlamında da kollamak zorundayız. Şehir zaten şu anda doygunluğa ulaşmış. Hiç mi inşaat yapmayacağız? Tabii ki yapacağız ama burada da önceliğimizi iyi belirlememiz lazım. Biz o yüzden diyoruz hep riskli yapıların dönüşümüne öncelik verelim. Zaten 700-800 bin tane dönüşmesi gereken konut var. Sektörü buraya yönlendirirsek, bununla ilgili gerekli teşvikleri yaparsak hem İstanbul'u daha dayanıklı bir kent haline getiririz hem de sektörü ayakta tutarız. Bugün 700-800 bin konut yapmak Türkiye'de öyle kolay bir şey değil. Biz sadece İstanbul'u bahsediyoruz. Türkiye'nin diğer illerinde de bu sorun vardır. Biz tabii ki İstanbul'a daha çok hakim olduğumuz için hep İstanbul odaklı konuşuyoruz ama yani olası bir depremde bu finans kuruluşları finansı kullandıracak insan bulamayacaklar bu ülkede. Yani 700-800 bin konuttan bahsediyoruz. 2000 öncesi yapılmış konut değil, pardon, bağımsız birimden bahsediyoruz. Binadan bahsediyoruz. Bunu bağımsız birime baktığınızda 2-3 milyon konut yapıyor. Ya bunun %50'si riskli olsa 1 milyon konut. Nasıl yapacağız biz bu işi? Yani Allah korusun bir deprem olursa biz bu şehri nasıl ayakta tutacağız? Bu finans kuruluşlarını biz bankalarla vesaireyle görüşüyoruz ama tabii bunu bizim yapacağımız bir iş değil. Bunun hükümet kanadı tarafından organize edilmesi gereken bir şey. Bu finans kuruluşları kime kullandıracak bu paraları? Evet. Yani maalesef hep işte her sene 17 Ağustos'ta konuşuyoruz. Evet. Hatırlıyoruz, evet. Hatırlıyoruz. Diyoruz ki önceliğimiz bu olmalı. İstanbul'da bir güvenli bölge olmalı. Kentsel dönüşüm olmalı. Ama bir türlü yol kat edilemiyor. Şimdi sizin anlattıklarınıza bakılırsa da bir destek ve karar da şart. Şimdi inşaat sektöründe işte konuştuk, binlerce milyonlarca insan da oradan da ekmek yiyor öte yandan. Ama inşaat sektörünün mesela patronaja bakarsak, patronları, onlar yurt dışında yapıyorlar mı inşaat? Yani bir şekilde onlar da zor durumda mı Türkiye'deki bu sıkıntıdan? Yoksa daha yine alt kesime mi oldu olan, aslında işte inşaat işçisine mi oldu olan, bunu demek istiyorum. Şöyle, inşaatın büyük patronları tabii ki dışarıda inşaat yapıyor. Bizde müteahhitlik sektörü oldukça gelişmiş olduğu için dışarıda inşaat yapan firmalarımız çok yüksek. Ama ülke içine baktığımızda konut edinimi bizde çok kötü durumda. Patronaj kısmında aslında çok olağanüstü bir sorun yok. Şu an aslında kardan zarar ediyor çok büyük iş yapan firmalarımız. Mesela geçen KDV düzenlemesi yaptılar konutlarla ilgili. Biz bunu açıkladık. Bu KDV düzenlemesi aslında daha çok lüks konut alıcılarına yarayan bir şeydi. Neydi Anadolu, o KDV düzenlemesi, hatırlatın. Konutlarda 150 metrekare üstü konutlarda %18 KDV verdi. Kademeli bir KDV'lendirme hesaplaması vardı bazı yerlerde. Emlak beyan değerine göreydi. Bunu inşaat metrekaresine göre bir düzenleme getirdi hükümet. Aslında burada amaç neydi? Stokların eritilmesiyle ilgili sektörü desteklemekti. Ancak teknik olarak şöyle bir hata vardı orada. Bu sadece İstanbul gibi büyük şehirlerde, İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde lüks konutların satışını teşvik eden bir şey. Anadolu'da zam olarak yansıyacak bir şeydi. Evet. Ki şu anda bunun zaten yansımaları piyasada görülmeye başlandı. Bu sektörün zaten lüks konutun satışıyla ilgili aslında çok olağanüstü bir sorun yok. Lüks konutun satışıyla ilgili sorun yok. Alt gelir grubun satışıyla ilgili, alt gelir grubu konutların satışıyla ilgili de sorun yok. Orta gelir grup satışlarla ilgili piyasada sorun vardır.
Ama alt gelir grupta satışla ilgili sorun yok da alt gelir grubuna konut üretmekle ilgili sorun var. Çünkü maliyet arttı. Hı hı. İşte orta sınıf kalmadı, orta makas sınıf açılıyor. Yok. Bu tam da bununla ilgili aslında. Tam bununla aslında. Örneği lüks konutların satışını biraz teşvik eder. Ama zaten lüks konut satışı ile ilgili İstanbul'da özellikle çok olağanüstü bir sorun yoktu. Bu çok sektörün çok önünü açan bir şey değildi. Sektörün önünü açılması için bizim talebimiz, sektör temsilcileri adına söylüyorum bunu, inşaat girdilerindeki KDV'lerin düşürülmesi, vergi oranlarının düşürülmesi, bu malzemelerin üretimiyle ilgili enerji, çok kaliteli enerjiyle çalışıyor bu şey, ürünler üretilebiliyor. Bunlarla ilgili vergi düzenlemelerinin yapılması. Aksi takdirde bu maliyetleri düşüremeyiz. Maliyetler düşmezse artarak devam edecek. Bu çünkü inşaat sektörünün %80-85'i döviz endeksi. Ve her şey döviz endeksi pahalanarak gidiyor. Bundan sonra da o maliyetler düşmeyecek gibi dediğiniz gibi sanırım tek yol o KDV. Düşme, ya bu bir adım. Bir de tabii ki finans kuruluşların bazı şeyleri, bazı farklı formüllerle finansman avantajları sunması. Mesela kira, şimdi Türkiye'de konut yatırım aracı olarak kullanılıyor. Hı hı. Kullanılmasını demiyoruz ama buna bir düzenleme getirilmesi lazım. Mesela birinci konutunu alanlara pozitif ayrımcılık yapmak, ikinci, üçüncü konutunu alanlara ona göre bir tık daha negatif ayrımcılık yaparak bazı vergi düzenlemeleri yapmak gerekir ki piyasayı biraz regüle edelim. Şu an kontrolsüz bir fiyat artışı var. Devlet 0.64 faiz oranı uyguladı. Bu da 2020'de. Ama biraz usulsüzlüklere de yol açmaz mı? Yani kendi üstüme almam, o zaman diğerinin üstüne alırım. Devlet takip ederse, şimdi bakın 0.64 faiz oranı yaptı 2020 Haziran'da. Çok pozitif bir şeydi aslında piyasadaki stokları eritmek için. Ama ne yaptı? Biz bunu televizyonda çıktığımızda söyledik. Hı hı. Herkes konutuna zam yaptı. Yapmayın dedik bunu. Yaparsanız bunlar da elde kalır ki öyle oldu. Şimdi bu pozitif bir şey. 0.64 madem devlet bu işi sübvanse ediyor, yani finansman seçeneği sunuyor. Bunun da kontrolünü yapması lazım. 0.64 indiren, 0.64 faiz kullananın zam yapması, yapıyor mu yapmıyor mu kontrol etmesi lazım, hı hı, devlet. Bunu yapmadığı için kontrolden çıktı bu iş. Ve bugün bu pahalılığın en büyük sebeplerinden biri de budur. O zaman 0.64, yani faiz indiği zaman bazı stok, konut stoğu olan büyük müteahhitler hemen fiyat arttırımına gitti. Bir iki konut sattı, sonra konutlar elinde kaldı. Ne oldu bugün? Aşırı pahalı stokları var elinde. Şimdi bunu eritmek için uğraşıyorlar. Sürdürülebilir bir şey değil. Çok fırsatçılık yapmamak lazım. Aslında bazı pozitif piyasayı açmakla ilgili hareketler oldu ama biz hep söylüyoruz, bunun denetlenebilir olmadıktan sonra yapılan her türlü hareket olumsuz olarak dönüyor piyasaya. Hı hı. İşte zenginin de daha zenginleştiği, mesela az önce dediniz ya, mesela lüks konut satışında sıkıntı yok. Bizce bu son yok. Dönemde her alanda görüyoruz bunu. Zenginin de daha zenginleştiği bir dönem aslında. Para parayı çekiyor diyoruz, öyle bir, evet, şey. Yani çünkü insanlar maalesef piyasada gayrimenkul alıcıları dövizde. Çok ciddi döviz stoğu var. Bugün döviz 15-16 lira olduğu zaman dolar, bu konutları çok rahat edinebiliyorlar. Dövizin arttığı dönem biz 7 tane müzayede yaptık. 8.sini bu hafta yapacağız. Halka açık müzayedeler düzenliyoruz. Hı hı. Döviz her artış gösterdiği zaman bizim müzayedelerimiz en verimli olduğu dönem. Çünkü insanlar elindeki, atıyorum, 100 bin dolarla bir daire alabilecekken iki daire alabilir hale geliyor bir anda. Ne yapıyor? Hemen gayrimenkule yatırıyor. Çünkü piyasada gerçekten bir güven sorunu var. Yani ekonominin en temel şeyi nedir? Güven. Gayrimenkulde Türk toplumunda çok önemli bir güven aracı. Hı hı. İşte bunu iyi bir düzenleme yapmazsa, kontrol altına almazsak, ki kontrolsüz olduğu için bu fiyat artışları oldu. Kiralar o yüzden arttı. Yani bu arz talep dengesi bozuldu ve bu bence yönetilemez hale geliyor. Böyle giderse çok yakın zamanda sektörün ilk kez, Türkiye'de ilk kez inşaat sektörünün durduğunu görebiliriz. Şimdi tabii müzayede dediniz, mesela haftaya izleyenler de muhtemelen bunu merak ediyorlardır. Şimdi Kiptaş'ın bu müzayedelerinde her isteyen katılabiliyor mu? Siz duyuruyu nereden yapıyorsunuz ve normal, hani piyasaya göre daha uygun fiyatlar mı oluyor? Nedir onlar? Biz göreve geldiğimizde en temel ilkemiz şeffaf olmaktı. Hı hı. Tüm gayrimenkullerimizi hep müzayedelerle, halka açık müzayedelerle satışa çıktık. Elimizdeki stokları da sosyal konutlarımızda kurayla belirledik. Hatta çıktığımız lüks konutu bile ilanla çıktık, randevuyla. Yani bunları tamamen şeffaf yaptık, eşe dosta vermedik. Müzayedelerimize dünyanın her yerinden katılım sağlanabiliyor. Sosyal medya hesaplarımızdan duyuruyoruz bu hafta. Dünyanın her yerinden? Her yerinden. Ama online'da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak kaydıyla mı? Yok, öyle bir şartı da yok. Ama dünyanın her yerinden katılım sağlanabiliyor. Online'da satış yapıyoruz.
Şu anda mesela bu hafta çıkacağımız müzayede elimizdeki stok dükkanlar var. Onları çıkıyoruz. Tüm konut stoklarımızı erittik. Hepsini de müzayedeyle erittik. Bunun hem elimizdeki gayrimenkulleri rekabetçi bir ortamda daha verimli satışını sağlıyoruz. Hem de şeffaflık sağlıyoruz. İsteyen alabilir. Ama oradaki rekabetçi ortamda alabilir. Bu çok bize hem ticari olarak bir kar olarak döndü, kaynak ürettik. Hem de şeffaflığımızın bir mührü oldu açıkçası. Hı hı. Sayın Kurt, araya bir 5 dakika kaldı. Hem kirayı da tabii siz de aslında temel meseleleri konuştuk sanırım. Bilmiyorum başka burada göstermek istediğiniz bahsettik. O da Silivri galiba değil mi? Yine bu konuştuğumuz. İzmit, biz şunu söylüyoruz bu dönemde. Dediğim gibi kamu iştiraki bir şirket. Siz Kocaeli'nde de tabii. Kocaeli'nde bir proje yaptık. Bu proje render'ıdır. Bu da şu anda inşaat bitme aşamasına geldi. Yakın zamanda teslim edeceğim. Render'ı mı dediniz? Yani başladı render mı? Bu proje tasarım haliydi. Tasarım. Bu da şu an inşaatın bitme hali. Hı hı. Yani bitmek üzere. Muhtemelen yazın ortasında teslim edeceğiz. Şimdi bize dediler ki niye Kocaeli'de iş yapıyorsunuz İzmit'te? Biz şunu göstermek istedik. Ben fiyat merak ediyorum. Çünkü biliyorum izleyicilerimiz de merak ediyor. Buradaki konutlarımızı metrekaresi o zaman 2200 liralardan sattı. Burada da İzmit'te yaklaşık 7000-8000 başvuru oldu. Burada 143 konut yaptık. Biz kamu kurumlarının ortak işbirliğiyle kısa sürede ne kadar hızlı iş üretebileceğini göstermek adına ve İzmit'te maalesef deprem riski olan, yapı stoğu riskli olan bir kent. Orada örnek bir proje yapmak istedik ve bu da bir sosyal konut projesi. Şimdi bu yaptıklarınız elbette depreme dayanıklı. Hem depreme, zaten depreme dayanıklılık bizim birinci önceliğimiz ancak evet. Mimariye de, şehirleşmeye de öncelik veriyor. Biz insan odaklı tasarım projeleriyle artık o tip sosyal konut projeleri kalıbını kıran, mimariye önem veren, şehirciliğe önem veren, insan odaklı, çevreye duyarlı, enerji kimliği olan projeler, güneş enerji panellerini kullanan, Türkiye'de ilk kez bir gri su geri kazanım sistemini sosyal konut projesinde uygulayan kurum biziz. Tuzla Meydan Evler'de. Günde yani gri su dediğimiz arıtılabilir, kullanılabilir suyun arıtılarak bazı işte giderler, lavabolarda vesaire kullanılmasını sağlayan bir teknoloji. Günde 20 bin litre su tasarrufu sağlıyoruz. Tuzla Meydan Evler projesinde ilk kez bir sosyal konut projesinde bunu uyguladık. Çevreye duyarlılığın ön plana çıkması için, bir farkındalık yaratabilmek için. Mesela Pendik'te bir lüks konut projesi yapıyoruz. Kaynak gelişimi. Güneş enerji panellerinin olduğu, ortak aydınlatmaların tamamen solar aydınlatmalarla yapıldığı, gene gri su geri kazanım sisteminin kullanıldığı bir proje. Yani tamamen sadece bir sosyal konut üretme ve dönüşüm değil, teknik anlamda da farkındalık yaratacak işler yapmaya çalışıyoruz. Yani bir kamu iştiraki şirket gibi davranmaya çalışıyoruz bu dönemde. Yani son birkaç dakikamız kaldı. Kiraları da sormak istiyorum size. Mutlaka bilginiz vardır. Evet, Kiptaş önceliği kentsel dönüşüm, stoklarla ilgili daha ilgilisiniz ve inşa noktasında. Ama mesela şu an kiralar da çok arttı ya. Yine evet. Maliyet artışlarıyla mı bağlantılı, yoksa burada biraz kötü niyet de var mı? Şu an kiralanacak ev var mı İstanbul'da? Şimdi İstanbul'da kiralanacak ev tabii ki sıkıntılı. Arz talep dengesi bozulduğu için özellikle nüfusun artmasından dolayı oldu bu iş. Bir de İstanbul'da birinci öncelik bu olsa keşke daha iyiydi ama riskli yapıda oturan, yani deprem bilinci çok ciddi ön plana çıktı. Riskli yapıda oturan vatandaşlarımız daha iyi projeleri, daha dayanıklı konutlara taşınmak istediler. Riskli yapılarını boşalttılar. Normalde o konutların talebi olmaması lazım ama özellikle gelen göç, bu mülteci veya yabancı uyruklu, işte savaştan vesaire ülkemize gelen yaklaşık 300 bin bildiğim kadarıyla bir göç dalgası İstanbul'da 300 binlik bir nüfusun geldiği söyleniyor. Bu arz talep dengesini aşırı bozdu. Artı bu yabancılara satış, yabancıların Türkiye'ye yani paraların değerinin çok olmasından dolayı piyasadaki arz talep dengesini bozması ve tabii ki maliyet artışları ve en önemli şey hep söylüyoruz. Yani bu olmasın demiyoruz ama şu an bir düzenleme getirmeyi, gayrimenkulün özellikle konutun yatırım aracı olarak kullanılması, kiraları aşırı derecede artıyor. Çünkü kira geliriyle geçinen insanlarımız var. Evet. Aslında onların da maliyeti artıyor bir yandan. O maliyet artıyor, o maliyet, ya öyle bir sarmal ki. Bunlar aslında çok rahat düzenlenebilecek şeyler. Kontrol altına alınması lazım. Kiraların biz maalesef artarak devam edeceğini, inşaat maliyetlerinde artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Şu anki piyasa verileri bize onu gösteriyor.
Maalesef izleyicilerimize yine iyi haber veremedik Sayın Ali Kurt. Evet. Yani böyle noktalıyoruz. Ama bunların düzenlenebileceğini söylüyoruz. Bunların çözümü var. Evet. Yeter ki devlet bu konuya kafa yorsun. Bu vergi düzenlemelerini pozitif yaparsa bunun bir çözümü var. Evet. Yine de umutsuzluk olmasın. Tabii ki. En önemlisi can güvenliği ve İstanbul'da elbette sadece işte 17 Ağustos'larda konuşmadığımız can güvenliği olmalı ve bir an önce harekete geçilmeli elbette. Umarız çağrılarınız da yerini, adresini bulur. İnşallah. Sayın Ali Kurt, çok teşekkürler. Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt referans konuğumuzdu bu hafta. Ve işte kentsel dönüşümü konuştuk. Biraz çıkmaza giren ama yine de uğraşılan, motivasyonu tam olan projeleri konuştuk. Aranın ardından devam edeceğiz.